Bir hasta böyle bir mesaj gönderdi. Paratroid adenomuna yakma işlemi yani radyo frekans yaptırdıktan sonra ses kısıklığı olmuş ve işleme ara verilmiş. Üzerinden bir ay geçmiş ve sesinin biraz daha iyi olduğunu ancak hala kısık olduğunu söylüyor. Daha önce bu konuda bir video yayınlamış ve paratroid adenomlarına radyo frekans yapılmaması gerektiğini anlatmıştım. Çünkü hem ses kısıklığı riskinin yüksek hem de başarı oranının düşük olduğunu belirtmiştim. İşte bu hasta bu durumun canlı bir örneği. Sesi kısıldığı gibi adenom da hala vücudunda. Birçok hasta bana paratiroid adenomum var radyofrekans yapar mısınız diye soruyor. Uygun tiroid nodüllerinde radyofrekans yapıyorum ve iyi sonuçlar alıyorum. Ancak bugüne kadar paratiroid adenomlarına bu işlemi hiç yapmadım ve asla yapmam. Ses siniri ile paratroid birbirine bitişiktir. Sinir bazen adenomun önünden bazen yanından geçer. Bunu radyofrekans yaparken görmek mümkün değildir. Biz ameliyatta o bölgeyi açıp görerek çalıştığımız halde bile siniri garanti altına almak için ses sinirini gösteren cihazlar ameliyat mikroskopları kullanıyoruz. Nerede kaldı siniri hiç görmeden oraya yakıcı bir cihaz sokmak. Tekrar söylüyorum. Radyo frekansla yakma işlemi paratroid adenomlarında yapılmamalıdır. Ömür boyu ses kısıklığı riski yüksektir. Adenomun tek tedavisi ameliyattır.